Hatan abla, bugün yemekte ne var? Acı kabak ve patlıcan var bu akşam. Ama ben hiçbirini sevmiyorum. Ama ben bunları sevmiyorum. Ne yiyeceğim? Aç mı kalacağım? Ne yapacağım o zaman? Senin için sevdiğin başka bir şey mi yapayım? Baksana, en sevdiğin çorbayı yaptım senin için. Vay canına, bu dünyadaki hiç kimse Radan abla olamaz. Evet, bu doğru. Benim en sevdiğim yemeği unutabilir. Ama kardeşinin en sevdiğini asla unutamaz. Gel, hadi otur da yemeğini ye. Tamam. Hadi yemeğimi önüme koy. Al işte. Ratan, bir şeyi tam olarak anlayamıyorum. Doktor ve büyük anne polise ihbar etmediyse o zaman kim etti? Kim olabilir? Mutluluğumuza katlanamayan kişi kim, merak ediyorum. Alo, Naga abi söyle. Ah tanrım. Fabrikada çok önemli bir iş seni bekliyor. Hemen buraya gelmelisin. Şu an oraya gelemem. Neden? Aslında yeğenimin düğünü vardı. Remen işte mi tanıyorsun? Bir anda düğün aşamasında benimle eve geldi ve o yüzden şu anda gelemem. Yeğenin yani kimin kızı anan? Değil mi? Evet. Tamam. Kim abi? Kim abi? Cigar'ın babası Nag'ın abisiyle görüşmeye gitmiş. Peki neden? Çünkü biri ona Nag'ın polise ihbar ettiğini söylemiş. Anandi ve Cigar'ın evliliğini duyurduğunu söylemiş. O yüzden çok kızgındı. Ah tanrım. Nag zaten başımıza bela oldu. Bunun üstüne Prem'in öfkesi başladı. Bir şey olursa başımıza bela alırız. Hey, söylesene nasıl olmuş? Ha tatlım, bugün çorban çok güzel olmuş. Harika, çok beğendim. Hey, Prem abi gel gel. Bugün neden buraya geldin? Hadi gel de çorba iç. Ama Prem abi ben... Onlara sen söyledin değil mi? Oğlumu kimin kızıyla evlendirdiğimi onlara sen söyledin değil mi? Anlat, söyle hadi. Söyle, hadi anlat. Anlat sana. Prem abi, ne yapıyorsun? Hayır, hayır. Bırak onu lütfen. Ama Prem abi, ben kimse evlilikten falan bahsetmedim. Aslında bunu şimdi senden öğreniyorum ben. Neden yapıyorsun? Yalan söylüyorsun. Şimdi sakince konuşalım. Bırak. Bırak diyorum. Ey muhtar, tam zamanında geldin. Lütfen, lütfen bana yardım et. Arkadaşına sahip çık. Bu nasıl bir davranış? Söyler misin bana? Lütfen. Benim suçum ne? Yakasını bırak. Benim suçum abi, ne? Abi bırak onu. Söyle. Abi bırak. Yakını bırakmayacağım. Abi, gel buraya. Söylüyorum. Bırak. Buraya gel derim abi. Sana. Telefonum. Ne yapıyorsun dostum? Yapma çeneni dedim. Telefonum. Sus. Hemen şimdi gerçekleri öğreneceğiz. Burada. Düğün günü kimle konuştun? Ne zaman konuştun? Her şeyi anlatacaksın. Seni hemen burada ifşa edeceğim. Dinle. Bak şimdi göreceksin. Ha? Dur. Beni dinle. Göreceksin. Burası polis karakolu. Merhaba, ben polis memuruyum. Nasıl yardımcı olabilirim? Evet. Abi, İnatçı insanlar huylarını asla bırakmazlar. Şimdi gerçekleri biliyorsun işte. Abi, ha? Abi bırak. Senin için evine geldiğim zaman bir süre sonra polis aradı. Evindeki törene geldiğimi nereden öğrendi peki ha? Sen, polisi sen aradın öyle değil mi? Anlat hadi. Böyle davranma ha? Abi. Söylüyor. Anlat hadi. Mutluluğuma göz diktin. Evet, polise ben söyledim. Ben çocuk evliliği yapıyor dedim ona. Artık istediğin kanıtı elde ettin. Tamam, telefonumdan ben aradım. Evet, onlara ben ihbar ettim. İkiniz suç işliyordunuz. Çocuk evliliği suçtur. Ve ben bunu gayet iyi biliyorum. İyi bir vatandaşın yapması gereken görevi yaptım ben. İyi bir vatandaşmışsın gibi davranma. Bütün köy senin gerçek karakterini biliyor. Ve herkes ne kadar suç işlediğini de biliyor senin, tamam mı? Sen yalancının tekisin. Asla dürüst biri olmadın. Ne var biliyor musun? Aslında hiç gerçekleşmemiş olan bir evliliği ihbar ettin. Ne? Gerçekleşmedi mi? Evet. Gerçekleşmedi. Bütün köy bunu biliyor. Töreni evime kadar yaptım. Ancak düğünü iptal ettim. Yalan! İkinizi de çok iyi tanıyorum. Yalan hikayeler uyduruyorsunuz. Ve köylüleri aptal yerine koyuyorsunuz. Hayır. Hayır, söylediklerine asla inanmıyorum. Sen ve senin adamın ikiniz de yalancısınız, anladınız mı? Yeter!
Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Prev abi ha? Bütün köyün önünde benim kocama el kaldırmaya hakkın yok senin. Hey Nag. Şimdi dinle ve karına da söyle. Bana istediğin her şeyi diyebilirsin. Hiçbir şey söylemem ama kardeşimle asla böyle konuşamazsın Nag. Asla asla. Herkes baksın. Gördünüz mü? Bütün köye yardımcı olmak istedim. Suçun işlenmesini önlemek istedim ama karşılığında ne aldım? Kara bir leke. Ve bu senin gözlerinin önünde yaşandı. Burada dikiliyorsun, elini bile kıpırdatmıyorsun. Yeter! Hey, o ne söyledi? İkisi de aynı karaktere sahip işte. O utanç verici. Einar! Bizim adamımız çok asil biridir. Ona sakın yalancı deme. O her zaman insanlara yardımcı olmaya çalışır. Bunu biliyor muydun? Adamımıza dil uzatmaya kalkma, anladın mı? Yoksa bu köyü terk etmek zorunda kalırsın. Hey abi! Abi dur! Abi? Kendine abi, gel! Abi dur diyorum! Hey durun! Yasalara karşı gelmeyin. Burada kimsenin suç işlemesine izin vermem. Öldürsem hey abi bırak. Buradan hemen git. Prem, sana yalvarıyorum lütfen. Gördün mü? Gördünüz mü? Evet. Kapa çeneni. Polis karakolunda onun aleyhinde bir ihbarda bulundun. Bundan dolayı düğün asla gerçekleşmedi. Yine de bu köylülerin elinde kurban olma diye seni kurtardı. Yoksa çoktan kemiklerini kırmışlardı bile. Anla artık. Kimden ders al. Arkadaşlığın ve akrabalığın nasıl olduğunu öğren. Ama sen ne öğrendin? Kim dikkatli ol. Büyük anne, büyük anne. Herkesin önünde özür dilemek istiyorum ben. Sizi çok kötü bir duruma soktum ben. Ama bu Nag'ın suçuydu. Sadece Nag'ın suçu. Sadece onun. Sadece onun. Lütfen beni affedin. Sakin ol. Seni affediyorum. Şimdi hepiniz evlerinize gidin hadi. Gel. Hadi eve gidelim. Abi. İyi misin? Nasılsın? Bak buradan gitsen de benim için hiç fark etmez, merak etme. Prem'in bu köyde kalmasına izin vermeyeceğim. Böylece bu köyde kimi koruyacak kimse kalmayacak. Arkadaşı olmazsa o zaman hiçbir şey yapamaz. Gündüz. Gel abi, halledelim şu. Bu da ne? Kendin bak. Bu sen ne yaptın abi? Bütün mal varlığını Anandi'ye geçirmişsin. Ellerinle kazıya kazıya bu noktaya ulaşabildin. Bunları nasıl yaparsın? Kardeşim. Ben bağış yapmıyorum. Ve ayrıca ne demek bir başkası? Ben mal varlığımı yeni gelinime veriyorum. Ayrıca sen zaten mal varlığıma bakmak için yanında olacaksın. Sen her şeyi halledersin. Ayrıca bütün bu yeri ve malı Raiga'ya götüremem ben. Bunları sadece güvendiğim tek bir insana devredeceğim. Sen ve yengem birkaç yıl için Anandi'ye bakamaz mısınız? Benim mallarıma da bakarsınız. Senin malınla ben ne yapacağım abi? Benim en büyük zenginliğim sensin. Sen kardeşimsin. Daha iyi.
kardeşim. Köyden ayrılıyorum ama sonsuza kadar orada kalacağım. Sonsuza kadar kalbindeyim ben. Bundan eminim. Onu bana ver. Tatlım. Büyüdüğünü kendi gözlerimde görmek istiyordum kardeşim. İlk adımını, ilk kelimesini, her şeyini, her şeyini. Kardeşim yapma, lütfen yapma. Ne tatlı kızım benim. Kardeşim sen acımı görebiliyorsun değil mi? Aynı zamanda anneme ve babama karşı sorumluluklarım var. Bunları yapmak zorundayım. Kardeşim. Anandi için hiç endişelenmene gerek yok. Onunla biz ilgileneceğiz. Ve Anandi'mi her gün göreceksin. Görüntülü konuşacağız. Her şey çok iyi olacak. Merak etme. Tamam mı? O artık buradan gitmeli. Vardığımızda hava kararmış olur. Hey Banu. Evet. Bugün neden bu kadar erken kalktın? Evet. Zaten yapacak çok işim var. Bugün Prem'in en sevdiği yemeği hazırlayacağım. Börek, mangolu meyve suyu, çorba, bulgur pilavı, ıspanak, irmik tatlısı, hey, şerbetli... Yeter. Hey Banu, beni dinle. Biliyor musun bu saydıklarını teker teker yaparsan o zaman Prem her gün farklı bir şey yemiş olur. Ve senin iç yükün de azalmış olur, öyle değil mi? Hadi ama ben çok iyiyim. Suyumu da içtim. Artık bana hiçbir şey olmayacak. Prem'im yıllar sonra annesinin ellerinden yemek yiyecek. Ona her şeyi yapacağım. İşte bu yüzden yapacak çok işim var. Artık Diwali'ye güvenemem. Kardeşini ne kadar çok sevdiğini biliyorsun. Hey, onun hakkında konuşma. Bugün bir ziyafet çekeceğiz. Yıllar sonra ilk defa bu kadar lezzetli yemekler yapacaksın, öyle değil mi? Prem'i önceden getirmiş olsaydın, o zaman ben de bu yemekleri önce yapardım. Ama getirmedin. Evet, benim hatam. Lütfen beni affet. Gelmesine o kadar çok hazırlanıyorsunuz ki. Tanımayan biri görse sanki bakan gelecek sanır. Hepiniz buraya bize veda etmek için toplandınız. Sizden bu kadar sevgi ve destek görmek beni duygulandırıyor. Çok teşekkür ederim. Köye geldiğim zaman bir gün bütün köyün evime dönüşeceğini asla düşünmezdim ve bugün artık gitmem gerekiyor benim. Canımı acıtıyor. Bu köy bana elmaslardan çok daha değerli bir şey verdi. İşte sevgili arkadaşımı verdi mesela, değil mi?
Tanrı onu korusun. O kadar değerli bir arkadaş edindim ki nasıl gideceğimi bilmiyorum. Gölgelere bakarak yolumuza gideriz sanmıştım ama... Ama gitmem gerekiyor. Size hatam olduysa beni affedin. Dikkatsizce hareket ettiysem affedin beni. Yanlışlıkla sizi kırdıysam lütfen... Beni affedin büyük anne lütfen. Tamam. Affediyorum. Dizlerinin üstüne çökme. Sonsuza kadar yaşa. Yenge kendine dikkat et. Kardeşim. En önemlisi bebeğe çok dikkat et lütfen. Al onu yenge. Kardeşim beni çok iyi dinle. Kimsenin seni yanlış yönlendirmesine izin verme. Ve kimsenin önünde eğilme, yoksa insanlar senden faydalanır. Cesaretini hiç kaybetme, tamam mı? Asabi olma. Asla korkma. Yanınızdayım, arkanızdayım ben, tamam mı? Öfke her zaman fayda sağlamaz, anladın mı? Kardeşim, öfkeni artık kontrol etmeyi öğren, anladın? Tamam mı? Kardeşim. Ağlama. Sakın ağlama. Öğle saatleri. Kardeşim. Ne yapıyorsun dostum, iyi misin, nasılsın ha? Hey kardeşim, kardeşim. Dostum nasıl olduğumuzu sonra sorarsın, tamam mı? Çabuk. Anan, şuna bak, şuna bak. Bak hadi. Göster hadi, göster, göster, göster. Suraj ugyo re ke badi ani phanse ke vaane. Güzel kızım. İlk kez yürüyor. Bakın. Bakın bakın, ilk kez yürüyor. Görüyor musunuz? Bakın işte burada. Bakın. Ne kadar tatlı değil mi? Görüyor musunuz? Hey Anandi. Hey bana canım. Bak. Anandi. Merhaba anne. Merhaba anne. Merhaba. Merhaba. Anandi'ye göster onu hadi. Evet. Çok güzel. Ya, çok güzel. Baksana. Yürüyor. Şuna güzel, bak, değil mi? Yürüyor. İkindi saatleri. Kardeşim. Hadi kızımı bana ver. Nerede o? Hadi göster. Nerede? Hey. Amcan geldi. Amca. Amca buradayım. Ha, tatlım yürümeye devam et prensesim. Gel buraya amca. Bakayım. Gel. Amca. Gel, hadi, gel gel. Gel bana gel hadi. Evet işte böyle gel bakalım. Bir tanem canım. Seni çok seviyorum.
Ne kadar büyümüşsün sen. Çikolata mı aldın? Aa, amcan sana çikolata getirmeyi unutmuş canım benim. Kızdın mı? Buraya bak. Sana bir sürü çikolata getirdim. Bu kadar önemli bir şeyi nasıl unuturum? İşte bak, hepsi burada. Bir sürü çikolata. Hepsi benim için mi? Hepsi senin. Git ve tadını çıkar. Mutlu ol. Tatlım. Seni o kadar çok özledim ki canım benim. Seni çok seviyorum. Hadi. Göstersene, böyle davranma. Hadi. Hayır amca, ben de gelmek istiyorum. Seni sonra götürürüm ben. Benim de lütfen gitmem beni gerek. Hadi. Hayır, gitmek sana istiyorum. Sana bir sürü çikolata getireceğim, tamam mı? Çikolata falan istemiyorum. Lütfen canım, ben beni seninle dinle. Gelmek istiyorum. Ya, güzelim, ağlama, yapma böyle. Hadi gel bir öpeyim. Hadi benim sonra gitmem gerek. Bir dakika, tamam mı? Tamam, hadi. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Gelecek, tamam mı? Hadi. Hadi tamam, tamam, tamam. Ağlama. Sen benim kızımsın. Evet ama gitmem gerekiyor. Hayır tatlım, böyle ağlama. Ha? Amcan çok yakında dönecek, tamam mı? Ay, Anandi, hey, Anandi, Anandi anlamaya çalış. Amca! Tekrar gel lütfen. Tamam tatlı. Amcan yakında gelecek. Anandi, canım, Anandi tatlım. Canın acıdı mı? İyi misin? Hayatım kalk. Amca, önce şu çantayı elimden al. Evet, tabii ver onu. Dikkat et, kalk. Hadi, hadi kalk. Ne oldu, ne oldu? Sen neden düştün? Neden ruh görmüş gibisin? Neden? Ne oldu? Sen niye ruh görmüş gibisin? Niye arabanın peşinden koştun ha?
Şimdilik hiçbir şey söyleme. Ağzına toprak girecek, tamam mı? Bekle, sana su getireceğim. Abla, su alabilir miyim acaba? Evet, tabii. Çömleği boşaltıp sana getireceğim. İşte geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.